Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok az malzeme ile evde bulunan malzemelerle yapılabilecek güzel bir çorba tarifi paylaşacağım. Buğday çorbası yapacağız arkadaşlar. Bunun için ilk önce akşamdan yarım kilogram buğdayımı güzelce yıkadım ve ılık suyla ıslattım. Güzelce şişti buğdayım. Ve şimdi buğdayımı şöyle büyükçe bir tencereye alacağım. Üzerine geçecek kadar su ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde suyunu da ekledim. Şimdi ocağıma alacağım ve güzelce buğdaylar yumuşayana kadar güzelce pişireceğim. Evet arkadaşlar, buğdayımı ocağa aldım. Buğdayım ocakta pişerken ben de çorbamın sosunu hazırlayacağım. Sos için şöyle karıştırma kabımın içine 2 su bardağı, şöyle 200 mg'lık bardakla 2 su bardağı yoğurtumu aldım. Yoğurt normal kıvamlı. Çok koyu değil, çok sulu da değil. Ve güzelce çırptım yoğurdumu. Ve içine tepeleme 3 yemek kaşığı, yani 1 su bardağından 1 parmak eksik unum var. Unumu ilave ediyorum. Ve 1 yumurta sarısı var. Onu da ilave ediyorum. Çorbamın terbiyesini hazırlıyorum arkadaşlar. Ve yarım limon suyum var. Onu da ilave ediyorum. Ve homojen bir karışım olana kadar güzelce çırpacağım. Hepsi birbirine karışana kadar güzelce çırpacağım arkadaşlar. Evet, güzelce çırpıyoruz. Tamamen homojen bir karışım olana kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Bu çorba gerçekten çok besleyici ve lezzetli çorba arkadaşlar. Özellikle kış aylarında sıcacık, herkesin içini ısıtacak. Ayrıca herkesin çok sevdiği harika bir çorba arkadaşlar. Evet, çorbamın terbiyesi hazır. Bunu bir kenara alacağım ve buğdaylarım tamamen haşlandıktan sonra, piştikten sonra daha sonra terbiyesini ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, buğdayımız artık yumuşadı. Güzel bir şekilde pişti. Ve şimdi üzerine çorbamın terbiyesini ilave edeceğim. Ama ilave etmeden önce çorbamın suyundan şöyle bir iki kepçe alıp terbiyemin içine ilave edeceğim ki terbiyem ılısın. Sıcak çorbanın içine birden ilave etmeyeceğim. Yoğurdumun kesilmemesi için. Bunu güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi yavaş yavaş çorbama ilave edeceğim. Karıştırarak, sürekli karıştırarak yavaş yavaş ilave ediyorum. Şu an çorbam çok koyu. Ve üzerine yine sıcak su ilave ediyorum arkadaşlar. Çorbanızın koyuluğunu, kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra bir 15 dakika daha pişireceğim çorbamı arkadaşlar. Daha sonra üzerine sosunu koyacağız, sosunu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, çorbam pişmek üzere, artık kaynıyor ve bu esnada çorbama 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Buraya kadar hiç tuz ilave etmedim çorbama. Biliyorsunuz yoğurtlu çorbalarda çorba kaynamaya başladıktan sonra tuz ilave ediliyor. Evet, tuzunu da ilave ettim. Ve çorbamın sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı tereyağını küçük bir tavaya aldım. Güzelce eritiyorum. Tamamen eridikten sonra İçine 1 tatlı kaşığı nane ilave edeceğim arkadaşlar. Evet, eriyen tereyağıma 1 tatlı kaşığı kadar nane ilave ettim. Ve güzelce kızdıracağım. Evet. Çorbamın sosu hazır. Çorbam da hazır. Artık altını kapatıyorum. Ve kızdırmış olduğum tereyağlı nanemi çorbamın üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. Harika, çok lezzetli ve az malzeme ile yapılan bir çorba arkadaşlar. Ve şimdi servis yapacağım.
Gerçekten herkesin evinde olan malzemelerle az malzemeli ve harika bir çorba arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu çorbayı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum ve afiyet olsun diyorum. Evet, çorbamız bu şekilde. Mis gibi görünüyor arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.